Kur'an'ın indiği toplumu tanımadan mesajını tanıyamazsınız. Kur'an'ın indiği toplumun ahlakı nedir? Kültürü nedir? O coğrafya nasıl bir coğrafyadır? O coğrafyanın ekonomisi nasıldır? Ve bugün de o coğrafyada geçerli olan din üzerinde duracağız. Bugünkü dersimiz cahiliye toplumunun din anlayışı, cahiliye döneminde dini yapı. Önce birkaç harita üzerinden bazı izahlarda bulunayım. O günün dünyasında ki miladi sıfırdan 600'e kadar dinlerin, dinlerin yayılma haritası bu. Gördüğünüz gibi Musevilik aslında Musevilik yanlış bir isimlendirme. Musevilik Hz. Musa'ya gelen İslam'a denir. Yahudilik ise onların çarpıttığı, bozduğu, içine şirk karıştırdıkları, içine gelenek karıştırdıkları, imkabbalah nakabbal, yani eğer gelenek değilse kabulümüz değil dedikleri, geleneği dinleştirmiş olanların dinine Yahudilik diyoruz. Yahudiliğin şu turuncu oklar gördüğünüz gibi, yayılma merkezi Filistin. Bu merkezden yayılıyor. Özellikle Arabistan'a kadar geliyor. Gördüğünüz gibi efendim burada bu güzergahta e, Hayber var. Medine var. Ta Necran'a kadar. Hatta kısa bırakmışlar oku. Oraya kadar geliyor. Necran'a kadar. Yine Arabistan Yarımadası'nın hemen karşı kıyılarında Yahudiliğin şöyle Kızıl Denizi paralel olarak geçen ve ta Etiyopya'ya Habeşistan'a kadar giden bir kolu var ki falaşalar yani zenci Yahudiler oradan gelme. Yine Yahudiliğin Akdeniz'i takip ederek ki aslında ee, Hz. Süleyman'la birlikte işbirliği yapan ve daha sonra Süleyman Devleti'ne dahil olan Fenikellerin kolonilerine kadar ki Kartaca'ya, oradan İspanya'ya, oradan işte e, Fas'a, Tunus Fas. Ee, dolayısıyla öyle bir e, yayılışı var. Anadolu'ya geliyor. Özellikle Kuzey Irak bölgesinde çok ciddi bir yapılanması var. Ta oradan Kafkasya'ya geçiyor aslında. Burada Hazar Yahudileri var ve bir kısmı da aslında Turanî kavimlerden Türk kavimlerinden olan. Yine Mitraizm bu çok önemli. Mitraizm aslında bir tarikat. Kökeni Eski Vedalara kadar gidiyor çünkü Mitra kelimesini ismini ilk defa Vedalarda buluyoruz. Yani ee, Hinduizmin ana metinlerinde buluyoruz Hindistan'da ve e, aslında içinde hem Hinduizm hem Budizm ama bolca zerdüşlük ateşperestlik bulunan bir tarikat mistik bir yapı aslında bir gizem dini deniyor bunlara gizem dini ve Roma ordusu içinde miladi 1. yüzyılın başında yayılmaya başlıyor ve giderek de yayılıyor. Hristiyanlık, bugünkü bildiğimiz Hristiyanlık ve onun kurucusu Pavlus'u en çok etkileyen inanç sistemi mitraik mistisizm, mitra tasavvufudur. Yani bugün Hristiyanlık diye bildiğiniz dinin kurucusu olan Pavlus bir mitracıdır. Dolayısıyla buradan yola çıkarsanız Böyle bir itikat, böyle bir tarikat bakınız nasıl yayılıyor. Aslında <laughs> Arabistan Yarımadası'nda çöllerin içindeki küçük vahalara gidip de orada kendisine münzevi bir hayat kuran Hristiyanlar Bizans kilisesinin sapık ilan ettiği, heretik ilan ettiği Hristiyan babalarıydı, azizleriydi. Dolayısıyla onlar oraya gidiyorlar, orada bir yerleşke kuruyorlar. Orayı bir havra, bir manastır, bir efendim tekke haline getiriyorlar. Daha sonra menkıbeler yayılıyor, mitolojiler yayılıyor, efsaneler yayılıyor. Oraya ziyaretler başlıyor. Bu insan ölüyor, oraya gömülüyor. Onun üstüne bir türbe yapıyorlar. Orada paralel hac mahalli haline geliyor. Ondan sonra insanlar oraya e, akın ediyorlar vesaire bir kült oluşuyor orada. Bir mitolojik e, dini yapı oluşuyor. Dolayısıyla e, Mitraizmin işte yayılışını görüyorsunuz ki Mekke'deki müşriklerin inançları içinde ciddi Mitraizm kalıntıları görüyoruz serpintileri nükleer serpintileri görüyoruz şirk serpintilerini yine Medine'dekiler içinde görüyoruz Yahudilerin içinde görüyoruz Hristiyanların içinde görüyoruz ve bu bölgede putperestlik diye bildiğimiz veyahut da yıldıza tapanlar diye bildiğimiz aslında paganlar mitraistlerdir yani bu henüz daha araştırılmış adı doğru konmuş doğru tespit edilmiş şeyler değil maalesef. Şablonlar üzerinden gidildiği için yani araştırma ruhu şark, Müslüman şartta gelişmediği için henüz bunların adı konmuş değil. Çünkü Mitra tapınakları, Mitra tekkeleri yer altında olurdu. Yer üstünde hiçbir penceresi olmazdı. Gizem diniydi. Sadece tarikata intisap edip de belli bir yere gelmiş olanlara bu gizemleri verirlerdi. Verdikleri gizemler de öyle bir şey yok yani merak edeceğiniz bir şey yok. Aslında belki en sonunda geldikleri yer gizem gizem yok. Yeriydi yani. Dolayısıyla hakikat makikat yok yeriydi. Yani bir tür nihilizmdi. Onun için yıldızlara taparlardı. Mitra mabetlerinin tavanı yıldızlarla dolu olurdu. Yıldız kümeleri, burçlar dediğimiz yıldız kümelerinin hareketlerinden bir şeyler çıkarırlardı. Yani spekülatif dinler, tüm mistik dinler, tüm tasavvuflar spekülatiftir. Daima zanna dayanır daima yoruma dayanır. Daima insanın güdülerine, duygularına hitap eder ve sır olduğunu söyler. Hakikatin gizli olduğunu söyler ve kendisine <laughs> intisap edenlere verileceğini söyler. Öyle bir yaygınlık Hristiyanlık belli zaten. Bu lacivert e, oklarla gösterilen bir yayılışı var Hristiyanlığın. E, mitra bölgelerini işaretledik demiş ama hayır, çok yanlış bir harita. Burada Arabistan Yarımadası'nda çok ciddi Mitra bölgeleri var, Mitra tapınakları var. Bir başka harita. Gördüğünüz gibi aslında Bizans İmparatorluğu var. Kur'an'ın indiği dönemde. Suriye Bizans'ın etkisinde zaten e, hükümranlığı altında. Hristiyanlık ama bakınız burada aslında farklı farklı inançlar gibi gözüküyor. Fakat birlikte yaşıyorlar. İşte burada Gassaniler, Arap Hristiyanlar bunlar. Burada Yahudiler var yine Filistin'de. Yine Lahmiler devleti var ki bu Lahmi devleti resmi olarak Hristiyan devletti. Fakat mistik Hristiyanlık, yani Hristiyan tasavvufuna mensup idiler. Mekke'nin okumuş yazmışlarının tahsil gördüğü yer Lahmi başkenti Hire idi. Bugün daha doğrusu daha sonradan Kufe olacak olan şehrin 5 kilometre yanında ben gittim kalıntılarını gezdim gördüm. Dolayısıyla işte burada Kureyş var, Mekke burada, Medine burada. Medine'de ciddi bir Yahudi nüfus var. Mekke'de Yahudi nüfus yok ama Yahudi nüfuzu var çok ciddi Yahudi nüfuzu var ve Mekke'de zeneatkarlık yapan Hristiyan köleler ya da azat edilmiş köleler var. Yine burada şurada Necran'da eee Hristiyanlar var. Yine bu bölgelerde şu bölgelere yakın bazı Arap kavimlerinin inanç sistemi Budist. Yine bazı Arap kavimleri az olmakla birlikte ateşe tapanlardan mecusilerden oluşuyor. Yine şu bölgelerde bazı kült toplulukları var. Hemen karşıda görüyorsunuz Sint bölgesi var. Yani Hindistan'ın Arap denizine bakan, Umman denizine bakan kıyıları. Sint bölgesi, bugünkü Pakistan. Yani e, Hindu, e, Hindus nehrinin e, aktığı, Hindus vadisi denir. O vadi. Orayla karşı karşıya alışveriş var. Yani İpek yolundan ve baharat yolundan sadece ipek, kumaş, baharat akmıyor. İnançlar akıyor. Kitleler akıyor, göç ediyor. Yollardan sadece mallar göç etmiyor. İnançlar da göç ediyor. Hatta ordular akıyor. Ordular, savaşlar akıyor. Dolayısıyla inançlar da bu yollardan göç ediyorlar. Bir başka harita daha göstereyim. Bu harita biraz daha ayrıntılı gibi duruyor ama yine birçok yanlışı olan bir harita. Haniflik diyor. Aslında haniflik diye bir din yok. Kur'an da haniflik diye bir dinden söz etmiyor. Peygamberimiz de hanif, biz de hanifiz. Kur'an'ın ifadesiyle Kur'an bizi hanifliğe çağırıyor. Ne demek? Tevhid. Kur'an tevhidi hanif olarak ifade ediyor. Ebu Hanife'nin yani Hanife'nin babası anlamına gelir. Bir kızı yok, hiç kızı olmadı. Peki Hanife'nin babası? Ebu Hanif'tir aslında. Yani tevhidin babası. Çünkü zamanının Müslüman müşrikleriyle öyle bir savaş vermiş ki, onların eliyle ölmüş zaten, onların fetvasıyla ölmüş. Ebu Hanife olmuş. Onun için Hanife diye bir kızı yok Ebu Hanifenin. Hepimiz Hanifliğe çağrılıyoruz. Kur'an'da olduğu gibi saf inanç demektir. Tüm batıllardan, tüm şirklerden arınmış saf inanç. Onun için bölgede bir hanifler, haniflik dini yok. Belki bir tane haniften söz edilebilir. Hz. Ömer'in kuzeni olan Zeyd bin Amr bin Nüfeil. Onun dışındakiler Hristiyan, Varaka Hristiyan, diğerleri Hristiyan. Onun için işte Taif'in e, şairi Ümeyye bin Ebi Salt Es-Sekafi Hristiyan vesaire vs. Neyse oralara geleceğiz zaten e, ilgili konularda. Burada şu insan resimleri olan yerlerde putperestlik var. Ama Arabistan Yarımadası'ndaki putperestlik bildiğimiz anlamda tek düzey bir putperestlik değil. Dolayısıyla işte Yahudilik var, Hristiyanlık var, Mecusilik var, Sabiilik var. Sabiilik dedikleri bakınız yıldız koymuş. Mitraizmdir. Aslında mesela Harran'da da, Urfa'da da sabi iyilik var zannedilir. Urfa'nın sabi bir alakası yoktur. Urfalılar pagandırlar ve daha çok hermetik pagandırlar. Bilimcidirler aynı zamanda. Emeviler döneminde Müslüman orduları gelmişler. Kendilerine zarar vermesin, yok etmesin kendilerini katli ama tabi tutmasın diye biz sabiiyiz demişler. Niye? Sabiiler ayette geçiyor ya, Bakara suresinin 62. ayetinde geçiyor ya, اِنَّ لَذ۪ينَ hadu ve هَادُوا ve sabiin Biz Kur'an'da geçen bir dine mensubuz, dolayısıyla biz ehli kitaptanız demişler ve kurtarmışlar yakayı. Yoksa gerçekte alakası yok.